Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifler nasıl? Evet. Hocam merhaba. Merhaba, merhaba gençler. Çok yaşa. Çok yaşa. Korona olma. Evet. Hadi. Şimdi gençler hemen gelenler de beni duyuyorsa hemen hızlı bir şekilde açıklamamı yapayım. Şimdi bu canlı derslerimiz kaydediliyor. Hem benim tarafımdan hem de Milli Eğitim tarafından kaydediliyor. Bu bir. Tamam. İki. Gençler iki. Yoklama alınıyor. Dijital olarak yoklama alıyor. Kaç dakika, kaç şey geldiğiniz yoklama alınıyor. Tamam. Hatta şöyle gösterivereyim hemen. Durun bakalım. Hemen gösterebilirsem gösterivereyim. Bakın şuradaki raporu görüyorsunuz mu? Şu an benim ekranımı görüyor olmanız lazım. Dur bu 5 beğeni. Şu sizinki. Tamam. Tamam. Sesinizi kapatacağım şimdi ders işlerken. Mesela kim diyelim? Tuğra Kağan. Örnek olsun. Mesela matematiklere hep katılmış. Kaç dakika katılmış? 29, 28, 26. Tamam mı? Bütün katıldığınız dersleri böyle dakika dakika yazıyor. Anlaştık mı? Bir tane daha gösterelim. Hocam sesim kapanmış da. Tamam. Karalama yapmayın. Tamam hocam okuyorum ben. Evet. 4 çarpı 10 üstü 12 eksi 1 işlemi sonucunun kaç basamağında 9 rakamı vardır diyor. Evet. 10 üstü 12 hocam. Evet. Bir çoban 12 koyun oluyor. Evet. Ama başında 4 olması lazım değil mi? Evet. Yani 4 çoban 12 koyun oluyor. Evet. Bir dakika yazayım mı hocam ben? Evet yazdım hocam. Şimdi bundan 1 çıkartırsak 3900 dakika. Ya okumaya çalışma. Yani o hocam 12 ise 11 tane şey kalır. 9 olur. 11 mi 12 mi? Ha, 12 hocam. Bak 12 tane 0 varsa gençler 1 çıkartınca 12 tane de 9 olur. Tamam? Yani eşit olur. Ahmet Esat sesini kapatabilirsin. Evet. Furkan Aksoy. Emin soruyu şey yapayım yoksa direkt cevabımı vereyim. Evet direkt verebilirsin cevabını. Öğretmenim cevap Deniz'de. Neden cevap Deniz'de? Öğretmenim diğer şıklara bakalım ilk önce. 5'in 3. kuvveti böyle olmaz. Evet. Hiçbir zaman şu çarpımların içinde yer almayacak değil mi? Toplama zaten hiçbir alakası yok üstü sayılarla. Ama 7'nin 5. kuvveti evet. Doğru. Teşekkür ediyorum. Sesini kapatabilirsin paşam. Sevcan. Yukarıdaki verilen eşitliklere göre M değeri kaçtır? Evet. Nasıl? Demin okumuştum da duydunuz mu? Duydum, duydum. Sadece benim görüntü kaydı, sonra düzelttim. Evet. Tamam. 7 çarpı 7 çarpı eşittir M4. O zaman M kaç? M7.
Yani tabanımız 7. Peki N kaç? 2. Peki burası ne demek? 7 üstü. Evet, 7 üstü 2'den, 7 çarpı 7'den 49. Teşekkür ederim. Sesini kapatabilir misin? Emre Cemal. Bir dakika Emre Cemal, sesini açamadım. Allah Allah. Emre Cemal, sesini açamıyorum. Aa, Emre Cemal nereye gitti? Emre Cemal el kaldırdı ama sesi bir türlü açılmıyor. Neyse, bunu Naz'a vereyim, sonra bir sonraki soruda Emre Cemal'e vereyim. Evet Naz, Durgut. Üçgen işleminin sonucunun en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir? 64 üstü 1 olur. 64'te 1 toplayınca 65. Evet. 64 üstü 1 olur. O da 65 64 olur. Toplamı da 65 yapar. O da en büyük değerdir. Her zaman birinci kuvveti unutmayalım. Tamam? Evet. Dur bir dakika. Arkadaşımız mesaj yazıyor. Kusura bakmayın. Evet. Emre Cemal'e bir daha deneyeceğim. Bu şu karalama işlemini bir bırakalım. Kim yapıyor? Yani illa engelleyeyim mi? Tamam, engelledim. Emre Cemal. Açamıyorum Emre Cemal senin sesini ya. Onun için kim kaldı? Şimdi doğal olarak parmak kaldıranlar bitti. O zaman kimlere kaldı durum? Parmak kaldırmayanlara. Yasir. Yasir Eser. Sesini açtım ben paşam. Hadi açmadın mı? Hocam buldum. Tamam. Direkt cevabımı söyleyeyim, anlatayım mı? Anlat tabii ki, biz bilmiyoruz ki. Biz bilsek zaten oturur kendimiz yaparız her zaman olduğu gibi. 225 32 Bundan mı başladın? B'den başladım. Evet. Ama yani şurada 32, evet. 2 üzeri 3 8 Evet. 2 üzeri 2 4 2 üstü 0 da topladığın zaman kaç yapıyor? 45 45. Demek ki doğru cevap 5 B seçeneği. Doğru mudur? Doğru. Bir kontrol ettim. Evet, gayet doğruymuş. Evet, şimdi buna kim var? Bir dakika, Emre Cemal'i bir daha deneyeyim. Öğretmenim, benim sesim açıldı. Ha, tamam, o zaman dinliyorum. Yasin sen sesini kapat. Emre Cemal sen bu soruyu çöz. A eşittir 3 üstü 4. B Yani kaça eşittir eşit? 4 üstü. Hemen şu kaça eşit? Hangi soru? 3 üstü 4. 3 üstü 4. Hocam. Bir dakika. Evet. Çözüyordum da. Evet. Birlikte çözelim. 1, 2, 3, 4. 3 kere 3, 81'e üstü. 9. 3 kere 3, 9. Onlar da çarpınca 81. Tamam, yazdım. 4'ün küpü. Dördün küpü hocam. Seks. Dördün küpü 64. 64 gayet güzel. 2'nin 6'sı da 2 ile çarptığımızda 4, 4'ü 2 ile çarptığımızda 8, evet.
Çırpımcıyı 2 ile çarptığımızda 16. 16'yı 2 ile çarptığımızda 32. 32 2 ile çarptığımızda 32 2 ile çarptığımızda 64. Ve bitti. O zaman sonuç 64. Sıralayalım. En büyük şey pardon en küçükten büyüğe sıralayacakmışız. En küçük hocam B ve C eşittir. Evet. Birbirine. Küçüktür. Küçüktür A'dan. A'dan. Nerede yani? A'dan. A şıkkı bizim işimizi görür. Evet. Ecrin ev kuran. Evet Ecrin. Ecrin, duyuyor musun beni? Ecrin, cevap vermezsen bir başka arkadaşına söz hakkı vereceğim. Hocam. Efendim. Çok kısık geliyor sesiniz. Şu anda. Şöyle yaklaşıp konuşayım o zaman kocaman mikrofonuma. Oldu mu? Senin için. Evet Ecrin'cim. Okuyalım. Bir bilgisayar programında bir dağ sayı girildiğinde program çalışma kuralları derslerdeki gibidir. Birinci adım bilinen sayının karesini al. İkinci adım bulduğun sonuç 250'den büyükse. Dördüncü adıma git sayısı üçüncü adıma. Üçüncü adım birinci adım adımda elde edilen sonucun karesini al ve ikinci adıma git. Dördüncü adım sonucu ekrana yaz. Evet. Şimdi ilk olarak ekrana kaç yazmışız? 2. Önce ne yapacaktık? Girilen sayının karesini. Aldım 2'nin karesini. 2 kere 2. 4. 250'den büyükse bırakıyorum. Değilse 3. adıma. 3'e mi gideceğim 4'e mi gideceğim? O zaman birinci adıma gidiyorum. Evet. Dördün karesini aldım. 16. Evet. Yine 250'den büyük değil. Evet. O zaman kimin karesini alacağım? 16'nın karesini alacağım. Şimdi Ecrin'in böyle ben alt alta ya şey pardon yan yana çarpmayı beceremiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Alt alta. Alt alta. Yani bilemediğiniz zaman gençler alt alta. Evet. 6 kere 6. 36. Evet. 6 kere 1. 6. 50 var 3. 9. 1 ile çarpınca yine 16 gelir. Değil mi? Evet. 6 aşağıya. 9 6 daha. 15. 1. Bir de elde 2. Şimdi 250'den büyük bir sayı elde ettim mi? O zaman cevap anlaştık mı? Evet. Teşekkürler. Bir sonraki soru. Furkan çözmüştü. Mert Çetin. Çekal pardon özür. Şimdi hocam direkt cevap evet. Yani 10 üstü 10. Evet, B. B de demiş ki 100 tane var. Üstü 10 üstü ne olur? Bak her birinde kaç sıfır var Mert'im? 2. O zaman 6 tane 2 sıfır ne yapar? 12. Demek ki 10 üstü de 12 değil mi? Evet. Ve bunları topla diyor değil mi bana? Evet. Sonunda kaç sıfırı vardır diyor. Evet. Kaç sıfırı kim belirliyordu? Büyük olan mı küçük olan mı? Büyük
Hayır. Yani bu sorunun cevabı ya 19 ya 12. Bak ben sana başka bir örnek vereyim. Örneğin 10.000 ile 100'ü topluyorsun. Ne çıkar? 10.000 100 çıkar değil mi? Sondaki 0 hangi sayının sıfırları? Büyük olanın mı? Küçük olanın mı? Bu iki sıfır kimde var? Ha, demek ki sondaki sıfırı kim belirliyor? Hangi sayı belirliyor? Küçük olan. O zaman bu büyük, değil mi? Bu da küçük. O zaman sondaki sıfırı büyük sayı mı belirleyecek, küçük sayı mı? Küçük sayı. O zaman kaç olur? 12. Tamam. Gençler özetlemek gerekirse, tamam mı? Şöyle yapayım. 10 üzeri 19 artı 10 üstü 12. Burada sondaki sıfırı bu belirler. Sondaki sıfırı. Basamak sayısını bu belirler. Basamak sayısını büyük olan, sondaki sıfırı küçük olan belirler. Tamam mı gençler? Bir kontrol edelim bakalım doğru yaptık mı? Ayşe Naz Kaçmaz. Buna göre dördüncü görselin kaç saniye ekranda kaldığı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Evet. Görselin de animasyon hazırlayan Haydar bilgisayarına aşağıdaki komutları yazmıştı. Birinci görsel ekranda 9 saniye kalacaktır. 9'u bir kenara yazalım. Evet. Birinci görsel 9. İkinci görsel bunun 3 katı kadar. Yani 27. Bir sonraki üçüncü görsel. Şöyle yap verelim mi? Nasıl? 3 ile çarpalım. 7 kere 3 21. Elde var 2. 3 kere 2. 6. 8. Yani 81. Peki aşağıdakilerden hangisi 81? C şıkkı. Evet, C şıkkı. Değil mi? Bu 9, 27, 81, 243. Defterinize bununla ilgili çalışmayı yazdırmıştım. Onlardan da baka baka öğrenebiliriz, değil mi? Evet. İyi, bu 3 üstü 5 dedi ya. Ha, pardon, özür. Kimi soruyormuş bizden? Dördüncü de bu zaten değil mi? Evet. Biz şeyi karıştırdık. Biz üçüncüyü bulduk ama o dördüncü istiyormuş. Tamam mı? Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ben şuraya geldim. Yeni parmak kaldıran kimse yoksa artık diğer arkadaşlara da söz hakkı verelim. Değil mi gençler? İsmail Yiğit Öztoy. İsmail Yiğit Öztoy. Evet, bu soruyu bir oku bakalım. Neymiş, ne değilmiş? Evet. Şunlar üstmüş. Şunlar da tabanmış, değil mi? Evet. Mesela bu 13'ü nasıl bulmuş İsmail Özsoy? Şöyle yapmış. Bunun değeri kaç? 4. Şunun değeri?
Evet. Ama 13 çıkmadı. Yanlış mı yazdılar acaba? Çünkü 13 çıkmıyor. Bir daha bakalım. Bir 12'yi deneyelim. Şunu. Tamam. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi eşittir. Bu 4. Bu 9. Çarparsak 36. Toplarsak 13. Allah Allah. Bir dakika, burada problem var ya İspanya, değil mi? 13, 12 burası değil. Yani şuradan yaptığımız işlem buraya çıkıyor. Sonra buradan yaptığımız işlem buraya çıkıyor. Şuradan yapacağımız işlem de buraya çıkacak. Tamam. Allah, 5 dakika mı kaldı? Ne çabuk 5 dakika kaldı ya. Biraz karışık olmuş. Bütün hepsini yapayım ben, tamam mı İsmail Yiğit? Sen de söyle bana. Mesela 2'nin küpü artı 2'nin karesi eşittir. 2'nin küpü kaç? 2'nin karesi kaç? Ne çıktı? 12. Burada var, değil mi? Evet. Sonra şuna bakalım. 3'ün 1'i artı 3'ün 2'si. 3'ün 1'i kaç? 7. 3'ün 1'i kaç? 3'ün karesi kaç? Toplayınca 12, değil mi? Tamam. O da var. Sonra şuna bakalım. Şöyle. 2'nin küpü 3'ün 1'i. Ne yapar? 2'nin küpü kaç? 3'ün 1'i. Toplayınca 11. O zaman cevabımız 11 mi olmalı? Konte edeyim bakalım. 10 diyor. Nasıl bir iş ya? Yani burada sıkıntı var ya. Çünkü şu sayıların yerleri kaymış. Tamam. Şununla bunu toplarsak 3'ün 1'i 3'ün 2'si ne yapar? 10, 12 yapar. Değil mi? Şu 3, şu 9'dan. Sıkıntı var işte. Tamam. Burada bir hata var. Bunu ben konuşayım. Evet. Batuhan. Batuhan. En fazla 3 üstü 4 kilogram taşıyabilen oyuncak kamyon ile 11'i yapmayacak mıydık? 11. Evet. Ama kapanabilir. Acele et. Kapanırsa bir sonraki ders Batuhan çözsün. Tamam. Hadi bakalım. Evet. A yerine ne yazabiliriz? A yerine 3'ü yazamayız. Niye? 2 üzeri 3 eşittir 8 yapar. 10'dan küçük olur, yazamayız, değil mi? Evet. 4'ü yazsak? 4'ü yazarsak olur. 5'i yazarsak? Olur. 6'yı yazarsak da olur. Değil mi? Evet. Dolayısıyla en küçük dediği için bunu seçeceğiz. Tamam? Anlaşıldı mı gençler?
Bir soru daha yerleştirebilir miyiz? 12. Yusuf İslam. Neden? Şu kaça eşit? 81'e eşit. Bu kaça eşit? Hayır, A. 60. 64, Bu 9'un karesi. 81, 2'nin 81. 6'sı. 2'nin 6'sı 64. 2'nin 7'si. 2'nin 7'si ise 2'yi hesapladım da şurada yapmıştım. 64'ün ilk katı olması gerekiyor. Yani 128. Evet. Yani bu olur. Bu olur. Bu olur. Bunu koyarsak akslar kırılır, değil mi? Evet. Ben de ona bakıyorum. Ama ben 1-2 dakika geç girdim ya, ondan dolayı mı veriyor acaba? Bitene kadar devam. Merhaba gençler. Hemen paylaşım. Bir tane sorumuz kalmıştı. Şunu şuraya koyayım. Şu soru kalmıştı, değil mi? Kaç kişi geldi? 10 kişi mi? Hadi. Bu Ahmet Esat'ın çözdüğü soruyla aynı. Tamam mı? Hemen sesinizi kapatmadan çözüvereyim. A tane 10 varmış. Demek ki bu 10 üstü A yapar. A yapar. Ne biçim A yazdım ben ya? Şöyle A yapar. Dolayısıyla 10 üzeri A'dan 1 çıkartınca 14 tane 9 kalıyorsa A'mızın ne olması lazım? 14 olması gerekiyor. Demek ki doğru cevap Bursa olması gerekiyor. Tamam. Evet, sıra defterde. Ben de defterimi açtım hemen. Efendim. Yazdıklarımı mı? Evet. Evet, konu anlatımına başlıyorum. Evet gençler, matematikte yapılan tüm işlemler yan yana verildiğinde bunların belli sırayla yapılması gerekiyor. Buna biz işlem önceliği, yani hangi işlemin daha önce yapılacağı işlemi diyoruz. Tamam, şöyle yazalım. Matematikte hangi işlemin önce yapılması olayına işlem önceliği denir. Tamam. Bir, hangi işlem daha önce yapılır? Bir, önce üslü sayı varsa üslü sayıların değeri hesaplanır. İki, parantez içleri yapılır. Evet. 3 çarpma kire bölme işlemi. 4 az şöyle yukarı kaydırayım. 4 toplama ve çıkarma işlemi. Sırasıyla yapılır. Bunu defterimize yazıyoruz gençler. Yalnız şurada bir tane not yazmam lazım. Notumuzda şu: çarpmanın bölmeye, bölmenin de çarpmaya bir önceliği yok. Eğer aynı anda çarpma ve bölme verilirse sol taraftan sırasıyla yapılır. Sol taraftan sırasıyla yapılır. Tamam. Onu da not olarak yazayım. Şöyle. Çarpma ve bölme veya toplama, çıkarma birlikte verilirse işleme sol baştan yapılır. Yapılır değil de başlanır desek daha güzel olur. Yazdık mı? Evet, sesiniz açık, yazdık mı? Hadi. Hadi.
10 saniye bekliyorum. İşlemin son tarafına başlamışım. Herkesin sesini tekrar kapatıyorum. Evet. Şu an yazmış olmanız lazım. Bir iki tane örnek yapalım. Örnek. Örneğin şöyle soru verildi. Diyelim ki 5'in karesi eksi parantez içinde 24 bölü 8 verildi. Bunun sonucu kaçtır dendi. Birinci adımda önce üstü sayıyı çözeceğiz. Başka hiçbir şeye dokunmayacağız. Ve işlemi altına yazacağız. Bakın 5'in karesi 25 eksi diğer her şeyi aynen koruyorum. Tamam. Şimdi bundan sonra nereyi yapmam lazım? Çıkarma var, bölme var, parantez var. Önce parantezin içini yapmam lazım. O zaman 25 eksi 24'ü 8'e bölersem 24'ün içinde 8 3 kere 3. Artık tek işlem kaldığı için bu işlemi yapıyorum. 25'ten 3 çıkınca 22. Evet, bunu da örnek şeklinde yazın. İkinci örneği de buraya yapayım. Kırk artı altının karesi bölü 9 eksi 7 eşittir soru işareti. Evet, bol adımlı bir soru. Burada ilk önce üstlü sayı varsa önce onun değerini hesaplayacağım. Önce üstlü sayının değeri hesaplanır. Yani şu sarıya boyadığım yeri önce çözeceğim. Diğerlerini hiç karıştırmayacağım. Yani 40 artı odura koysun 9 eksi 7. Bak diğer hiçbir işlemi dokunmadım. Neydi? 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36. Peki şimdi hangi işlemler kaldı? Toplama var. Bölme var, çıkarma var. Şimdi de bölmeyi yapacağım. Yani buradaki işlemi yapacağım. Tamam, sıra sıra gitmek bu. Diğerlerini yine dokunmuyorum. 40'a dokunmuyorum. Toplamaya dokunmuyorum. Ve çıkartma 7'ye dokunmuyorum. 36'yı 9'a bölersem 36'nın içinde 9, 4 tane. Tamam. Peki böyle olduğunda ne yapıyorum gençler? Böyle olduğunda önce ilk baştakileri çözüyorum. Yani önce burayı çözüyorum. Şöyle. Sonra çıkartmayı yapıyorum. Yani 40 artı 4. 44. Sonra 7 çıkartacağım. 44'ten 7 çıkartırsam artık son bir işlem kaldığı için bu işlemi yapacağım. Şöyle boyaya boyaya gideyim madem hepsini boyadım. 44'ten 7 çıkartırsam da 37 kalır. Tamam. Eğer bu sıralamaya dikkat etmezseniz her biri için farklı farklı sonuçlar bulursunuz. Herkesin sesini açıyorum. Hocam ben bir şey soracağım. Evet, sorabilirsin. Şimdi 40'la 2 üstü 6'yı toplayacağız ya oradan. Öncelikle çeviriyoruz. Önce üstlü sayı. Sonra bölme işlemi. Sonra sol başta gelen toplama, sonra en son kalan çıkarma şeklinde. Tamam? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Evet. Sesleri kapatayım bari, biri geziniyor sanki evin içinde. Hayır.
Batuhan'dan geliyor ses. Tuana'dan geldi. Efendim? Var mı? Bir iki tane daha örnek yazacağım. Tamam? Hadi bakalım. Evet. Sesinizi kapatıyorum. Evet, üçüncü örneğimiz şu gençler. Örneğin 4 çarpı 12 bölü 3. Sadece bu kadar. Şimdi hem çarpma hem bölme gelirse, yan yana parantezsiz bir şekilde gelirse, siz parantez eklemiyorsunuz. Olanı kullanıyorsunuz. Eğer çarpma ve bölme birbirine öncelikli olmadığı için önce başta gelen çarpmayı yapıyorsunuz. Başta gelen çarpmayı yapıyorsunuz. Tamam? Yapalım bakalım çarpmayı. 4 kere 12 48 bölü 3. Sonra bu bölmeyi yapacaksınız. Yalnız diyebilirsiniz ki hocam ben böyle iki noktalı bölmeyi yapamıyorum aklımdan. Ha, o zaman kağıdın boş yerinde normal bölme yapıp sonucu buraya yazacağız. 4'ün içinde 3. 1 kere 3. 3. Geriye 18 kaldı. 18'in içinde 3 de 6 defa. O da 18 yaptığı için bitti. Demek ki cevabımız kaçmış? 16 imiş. Dördüncü örneği de şuraya yazayım. Dördüncü örneğimizde evet, bol üstlü sayılı bir örnek olsun. Önce gençler, önce üstlü sayıları hesaplayacağım. Önce üstlü sayılar. Başka hiçbir şeye dokunmayacağım. 2'nin 5. kuvveti 32. Eksi 3'ün karesi 9. Artı. Diğerlerini hep koruyorum. 4'ün küpü 64. 3'ün 4'ü 81. Sonra parantez içlerini yapacağım. Parantez içi. 32'den 9 çıktı. 23. 64, 81 daha 145. Sonra tek kalan bu işlemi yapacağım. O da 168 yapar. Herkesin sesini açtım. Yapılan bu 3 ile 4. örnekte anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Tamam. Olmayanlar ses çıkarmasına gerek yok. Olanlar, hocam ben şunu anlamadım diyebilirler. Hocam ben daha 4'ü yazamadım. Tamam, bekliyorum. Ondan sonra bu 4'ten sonra zaten şeye geçeceğiz gençler. Neydi o? Çanta yayınlarına geçeceğiz. Etkinlikli soru bankasına. Efendim? Bunu atacağım gruptan. Ders bitiminde. Evet. Ay. Tamam mıyız? Anlayamadım. Bir hazırlığım yok. Önümüzdeki günlerde yani salı günü akşam yapabiliriz. Neyin? Nasıl anlayamıyorum ki gençler ya? Sesler çok çok kötü geliyor. Dur şöyle yapayım. Herkesin sesini kapattım. Bir tek Furkan'ı açacağım. Furkan şimdi konuş. Hocam, chat'i
Ben kapattım. Yok, sen parmak kaldır, ben sesini açarım. Evet. Yasir. Hocam bir şey demeyecektim. Test geçince çözebilir miyim? Tamam. Çözebilirsin. Sesini kapatma. Aha geçtik. Test derken etkinlik. Evet. Yasir. Önce hangi işlemi yapacağız? Yasir, kapatmış mıydın sesini? Bakayım. Evet, Yasir sesini kapatmışmış. Yasir neredesin? Yasir. Nereye gitti Yasir ya? En tepeye mi gitti, en aşağıya mı gitti? Yasir bir el kaldır. Neyse, bir sonraki etkinliği. Ömer Çetin Dönmez. A'yı yap sen. Hangi işlemi yapacağız Ömer önce? Ömer. Hocam ilk önce parantez. Evet. Ne olur. Tamam, şimdi söyle. İlk önce 18'i 2'ye böleceğiz. Yani? 9. 9. 9. Şimdi evet. Şimdi 6'da 2 dedi, 9 açtı, 11. Evet, teşekkürler. 11. Evet. Ya Yasir'e söz hakkı verecektik. Bir dakika, sesini bir açsam Yasir'in. Açamadım. Tamam, açıldı Yasir. Evet. B'de ilk önce 5-3 2 eder. Evet. Şimdi burada 2 tane parantez olduğu için en içteki parantezden başlayacağız gençler. 2+7=9 eder. Bir dakika Yasir. Evet, 2+7=9 etti. 3'e böldüğümüzde 3 çıkar. 3 çıkar. Teşekkürler. Evet. Ceyhan'ı da bize sesini kapattık Yasir. Kim var? Eren. Eren. Evet. Bir dakika. Evet. Teşekkürler. Oo, herkes Minel. 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 Evet hocam. D seçeneği seni bekliyor. Hocam 12'den 6 çıkarsa 6. Dikkat. 6'yı 3'e bölersin. Hayır. Bak Minel'cim, parantezin içinde birden fazla işlem varsa onların önceliğine dikkate almak zorundasın. Tamam? Şimdi bak, burada ne var? Bir çıkarma var. Değil mi? Bir bölme var. Doğru mu? Doğru. Bölme çıkarmadan daha önde yer almıyor muydu? O zaman önce bölmeyi yapacağız. Tamam? Hadi bakalım. 2. Evet. 12'den de 2 çıkarsa 10. 4 ile çarparsak 40. 40. Yazdınız umarım. Evet, şimdi kim kaldı? El kaldıranlara karalama yapmayın artık. Bak, karalamaları kapat. Evet. Zeynep Dündar'a hiç söz hakkı vermedim ben ya. Değil mi Zeynep? Bir de Kübra Başar. Dur. Kübra.
Tamam. Önce Zeynep, sonra sen. Yani E'yi Zeynep, Kübra da bunu yapacak. Hadi bakalım. 4 kere 2, 8. Evet. 3 kere 2, 6. Çıkınca 2. Evet. Şimdi Kübra, Başar. Hocam önce eski sayıları bulacağız. Evet. 4'ün karesi 16. Bak şu etkilemiyor. Bunu da hesaplayıverelim mi? İşlem kısalsın. Hani üstlü sayıyı etkilemiyor en azından. Tamam. 2 kere 9. 18. Toplarsak. 6, 4 daha, 14. Elde var 1. 1, 1 daha, 2. Bir de elde vardı, 3. 34. Tamam. Anlaştık. Evet. Fatıma. Fatıma. Evet, burada hangisini önce yapacağız? Fatma işlemini. Evet. Diğerlerini ellemeyeceğiz ama, değil mi? 6. Şimdi hangisini yapacağız? Sonu yapalım. 8'den 6 çıktı. Toplarsak? 7. Teşekkür. Sesini kapatabilirsin. Bakalım kim kaldı parmak kaldıranlardan söz hakkı vermediğim. Evet, Fahrettin Fatih. Fahrettin Fatih. Fahrettin Fatih. Hocam. Efendim. İki. 2 artı 15 eksi 2 çarpı 2. Tamam. Önce 3 tane 2'yi çarpacağız. Şöyle kenarda çarpıp gelelim, değil mi? 2 ile 2'yi çarpınca 4. 4 ile 2'yi çarpınca 8. Yani baştaki yer 8 artı aç parantez 15 eksi. Şunu da hesaplasak mı acaba? Etkilemiyor değil mi bizim? Yani bizim üstlü sayımızı etkilemiyorsa hesaplayabiliriz. Yani 2 kere 2? 4. Şimdi nereyi çözeceğiz? 15'ten 4'ü çıkartacağız. Yani... 11 yapalım şunu ya. Gel. Evet. Toplarsak? 19. Eyvah. Ben gidettirdim ya. 19 hocam. Evet. Dur. Tuana. Tuana, Tuana, Tuana. Evet, Tuana. Duyamıyorum seni. Konuşuyorsun ama bana ses gelmiyor. Az yüksek konuş. Tuana, sesin gelmiyor kızım. Ne yapacağız? Şimdi geliyor biraz. Haydi bakalım. Tuana, sesin gelmiyor kızım ya. Dur bir açıp kapatayım, belki sesin iyi gelir. Nerede Tuana? Nereye gitti Tuana ya? Şimdi konuş Tuana.
Tuana sesin gelmiyor kızım, kusura bakma. Tuana. Evet, Tuana sesin gelmiyor ama sesini açık bırakacağım. Gelirse söz hakkı vereceğim. Ege Karaboğaz. Evet. Ege. Şunu da yapıversek mi arada çıksın? Bak, üstlü sayıyı etkilemiyorsa o işlemi yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi hangisi? Evet. Evet, buraya kadar yapabildik. Eğer gençler, bir dakika şunu şöyle açabilirim. Eğer yetişemediğim yer olursa bunun, yani şimdi ders bitecek ya. Şimdi bunun sonuna kadar yapın. Teste kadar çözün. Tamam mı? Teste kadar evde kendiniz hemen bugün çözün. Oldu mu? Şimdi kapanacak. Son bir dakika falan var. Herkes duydu mu ödevi? Teste kadar mutlaka yapalım gençler. Tamam mı? Teste kadar mutlaka yapalım. Hocam kahvaltı yapacak mıyız? Yarın. Kahvaltı değil de quiziz yapıyoruz artık. Quiziz biraz daha değişti. Değişik bir quiziz yapacağız. Canlı yayın yapacağız yarın. Ben velilerinize bu akşam yazacağım. Tamam mı? Veli toplantısı yapacağım. Efendim? Anlatacağım. Video gönderirim ben size nasıl gireceğinize dair. Tamam mı? Şimdi kapanacak. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.